Aragaz. Efendim merhabalar. Bu Mansur Yavaş davaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ona iftira ediyorlar. Ankara'yı kaybetmemek için ellerinden gelen her türlü iftirayı yapıyorlar. Halkın, bak ben emekliyim. Ben köyde çiftliğim vardı. Ropah mahsullerinde Erzurum'da ofisi kapattılar. Şeker fabrikalarını kapattılar. Efendim, et balık kurumunu kapattılar, süt fabrikanı kapattılar. Ben buraya gelmişim bir bakur emekli maaşımla. Benim işletmemde 20 şişe ekmek yordu. Şimdi ben burada gelmişim bir emekli maaşına talim ediyorum. O sorunlarla ilgilenmiyorlar. Gitmiş Mansur Yavaş'ın işine ilgileniyorlar. Rezillikten başka bir şey değil. Bilmiyorum ben yani hiçbir şey anlamıyorum ya. Kendisi cumhurbaşkanıyım diyor. Ya sen madem cumhurbaşkanıysan, sen 70 milyon halkın cumhurbaşkanı. Acaba Mansur Yavaş kazansa Sergün mü imzalayacak? Öbürü kazanırsa Lozan'ı mı imzalayacak? Ben Mansur Yavaş'ı bu seçimler dolayısıyla tanıyorum. Fakat Mansur Yavaş'ın hakkında yapılan spekülasyonları kınıyorum. Adam seneler evvel bu suçsa neden tutuklanmadı? Tam seçimlerde kazanma şansı görüldüğü zaman bunu dile getirip adamın seçilme hakkını elinden almaya çalışıyorlar. Bence bu çok yanlış bir tavır. Bu yüzden hani ben başbakanı, bir başbakanı, cumhurbaşkanı olarak bu şeyde yetersiz görüyorum. Kendisi belediye başkanı mı ki vilayet vilayet dolaşıyor, seçimler hakkında oy toplamaya çalışıyor. Kimin hakkıysa onun kazanmasından yanayım. Ben İzmirliyim. İzmir'e kim faydalı olacaksa, ama Cumhuriyet Halk Parti, ama AK Parti. Ben parti aramıyorum. Ben çünkü bunda siyaset aramıyorum. Ben İzmir'in, İzmirli olarak iyi bir İzmir yaratacak, İzmir'in sorunlarını çözecek bir belediye başkanı istediğim gibi Mansur Yavaş'ın da seçileceği bölgede çok başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü bir insanın yaptıkları yapacağının örneğidir gibilerde görüyorum yani. Hangi ülkede yaşıyoruz? Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz değil mi? Hepimiz Türk vatandaşıyız çok şükür. Yani bir tane başkanımız var. Başkanımız ne derse o olur. Yani öyle. Şu anda halkımızın %50'si onun, %52'si onun görüşüne saygı duyuyor ya. Biz de onun görüşüne artık saygı duyuyoruz. Hani bükemediğin bileği öpeceksin. Artık öpmek için artık bileğini getirirsen başkanım öperiz yani, sıkıntı yok. Yapacak bir şey yok. Yani Mansur Yavaş'ın hiçbir şansı yok, öyle diyeyim yani. Bütün üstü çizilmiş mi? Aynen öyle kardeşim. Üstü çizilmiş zaten. Zaten bir proje belli. O sadece işte halkın nabzını, bu zamları unutturmak. Ne bileyim, petrol zammını unutturacak. İşte tutacak halkın soğan kuyruğunda, pirinç kuyruğunda gezdiğini unutturacak. Ne yapacak? Bunlar hep şişme gündem yaratmak için yani. Öyle Mansur Yavaş'ın normalde zaten orayı kazanacak gibi bir şansı yok. Ankaralılar zaten kaç yıldır AK Parti'ye dom almış yani, öyle diyeyim artık yani, yapacak bir şey yok. Bizim burayı kaybetmememiz önemli. Yani benim herhangi bir şeyim yok bu arada, siyasi görüşüm yok yani. Milliyetçi de değiliz, sağcı da değiliz, solcu da değiliz. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşıyız yani. Ama benim dediğim gibi komple bir balon o. Balon. Sadece gündemi değiştirmek için. Mansur Yavaş meselesinde ne düşünüyorsunuz efendim? Seçime bir hafta kaldı, davalar açılıyor. Davalara bir şey demeyeceğim ama suçlamaları inkar etmedi yalnız. O kadar. Diğer davaları bilmiyorum. O yargın iş. Peki seçilirse görevden alınma gibi bir durumu da... Tamamen hukuki bir şey. Ben bilemem ki onu. Yani kanun ne diyor? O suçlar görevden alınması için yeterli mi değil mi? Bilmiyorum. Ama şunu gördüm ben. İddiaları reddetmedi. Yani ben bu suçu işlemedim. Yargıtay bana bu suçu vermedi demedi. Ben onu duydum, gördüm. Ankara'da Mansur Yavaş çok önde. Yalnız biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı, davalar. Suçlu bulunacak diyen var. Hayır bu seçim diye kendisi, diyen var. Kendisi hakkında da birçok beyanlar var, birçok söylenenler var. Kendisi yargılanırsa Mansur Yavaş da yargılanacaktır diyorum. Mart'ın sonu bahardır. Hoşça kalın, kolay gelsin. Şimdi ben Mansur Yavaş'ın temiz olduğunu inanıyorum bir kere. Onlar bir çamurdan başka bir şey değil. Yani siyasete engelleyiş yapmak, yani etkilemek. Ama ben şunu söylüyorum. Güneş batıkta soğanmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar,
Mahsur Yavaş'ın önünü kesemezler. Kazanacak mı her türlü? Kesinlikle kazanacak. Peki bu davalar sonucunda belediye başkanlığından alınması gibi konular da konuşuluyor. İşte burası biraz muamma. Reis ne diyecek belli olmaz. Şu anda adalet güvenilmiyor Türkiye'de. Adalet yok ki, yargı yok ki. Var mı öyle bir şey? Sor şu an. Yok. O yüzden reis ne derse olur. Ama alamaz. Alamaz yani. Kolay değil oyu almak. Mümkün mü sence de? O da çok zor bir şey. Çok zor. Bir de halkın teveccühü var. Halk aynı ben arkadaşım biraz önce söyledim. Halk su gibidir. Sel gibidir. Aktı mı önü kesilmez. Vallahi şimdi şöyle söyleyeyim ben. Gerilimli bir siyaset poleminin içine gidiyoruz. Şöyle yani kim kime iftira atabiliyorsa bu devirde. Herkes kendi ekmeğin peşine düşmüş galiba, öyle hissediyorum ben. Eğer ki bir çıkarları olmasa bu şekilde büyük bir iddia ortaya atmazlardı diye düşünüyorum ben. Yani daha önce neden böyle bir şey çıkarılmadı? Madem tam o kadar... seçim anında mı çıktı diyorsun? Evet, tam seçim anında neden çıktı böyle bir şey? Daha önce neden böyle bir şey yaptı? Eğer varsa koskoca iktidar partisi bunları biliyordu. Neden böyle bir şey yapmadı? Bunları çıkarmadı. Eğer işte Mansur Yavaş'ın böyle bu kadar borcu varsa, eğer bu kadar o hisseleri falan almışsa neden daha önce çıkarmadı? Hepsini biliyordu. Bence bunun hepsinin bir siyaset olduğunu düşünüyorum ben. Bir şey olsaydı, daha önce çıkarsaydı daha iyi olurdu yani. Çok efendim, Mansur Yavaş meselesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya komplodur, başka bir şey değil. Mansur Yavaş'ın şimdiye kadar milliyetçiydi de ne oldu birdenbire bir... uydunuşu yaptı, hani şey oldu. Seçilecek diye mi oluyor? Yani maalesef öyle oluyor. Türkiye'deki şey. Yani bence de ideal bir şeydir Ankara. Benim kızım orada okuyor. Yani Mansur Yavaş bayağı iyi gidiyor. Yani bu konuda söyleyecek bir laf yok. Ülkedeki şey, adalet ortada. Yani ne diyebilirim? Ama o da bir hukukçudur. Herhalde ona göre cevabını veriyordur. Değil mi? Ya seçilmesi büyük olasılık bu defa, biliyorsunuz baş başa gidiyorlar çünkü. Bu ülkede her şey mümkün. Vallahi bir suçu vardıysa adayı göstermemesi lazım, ama suçu yoksa da bilmiyorum işte, o adli bir şey olduğu için bir şey diyemiyorum. Çünkü tabii seçildikten ki, sonra bu defa belki sıkıntı olabilir. İşte yani iptal olabilir yani. Seçim. O yüzden baştan belliyse baştan o zaman şey olması lazım. Doğru. Ama bilmiyorum. Varsa hakikaten bir şeyse normalde seçilmemesi lazım. Çok teşekkür ederim. Ama yoksa da niye daha önce YSK şey yapmamış onu da bilemiyorum. Efendim merhabalar. Mansur Yavaş, merhaba. Mansur Yavaş davaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçime günler kaldı. Evet, öyle çok geniş siyasi tabii bilgimiz, analizimiz yok. Ufaktan tabii takip ediyoruz ama Mansur Yavaş'ın önde olduğunu düşünüyorum. Görüyorum. Sizin gibi birkaç tane daha takip ettiğim var. Sokak röportajları yapan. Faydalı da görüyorum ayrıca. Sosyal medyayı da faydalı görüyorum. Çünkü diğer medya artık tamamen tekelleşmiş durumda. Artık biz kendimiz bir şeyler araştırıp bulup öğreniyoruz. Mansur Yavaş'la ilgili benim uzakta aslında görüşlerimiz çok yakın değil Mansur Yavaş'la. Eski ülkücü kökenli birisi. Ama tabii önceliği insani olarak baktığımız zaman iyi bir karakter görüyorum ben İzmirli olarak. Ankaralılara hayırlı olsun. Umarım seçilir. Davalar Ankara'lı, hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu davalar altı şimdi, dolu mu bu davalar? Hukuki işte? Bir taraf, yani siyasi olduğunu düşünüyorum. Ben hukuki olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Bunlar tamamen siyasi hamleler. Yani keşke Ankaralıların sorunları konuşulsa, keşke Ankaralıların belediye konuları konuşulsa daha iyi olur onlar. Bakalım ne diyecekler, Ankaralıların diyeceği önemli. Bizim için sonuç belli zaten. Vallahi olay yeni değil. Daha önceden vardıysa bu. Gerekli yasal muamele daha önce yapılmalıydı. Şimdi seçim için yapılmış olduğu yani görünüyor. Mansur Yavaş önde mi acaba? Şimdi tabii onu çok iyi bilmiyorum ama mağdur oluyor ya. Evet. Önde. Bir de Cumhurbaşkanımızın bu kadar aktif bir şekilde bu işlerin içine girmesini doğru bulmuyorum. Hem zaten şeyi doğru bulmuyorum. Partili Cumhurbaşkanlığını doğru bulmuyorum. Tabii yasal olarak belki uyuyor kılıfına ama bizim için eskiden Cumhurbaşkanı herkesin sevdiği ve tabii, hiçbir partiyi tabii, tutmayan kişiydi. Tabii öyle olmalı. O biraz öyle olmalı. Etkiliyor galiba. Öyle olmalı.